Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Demir Remote kontrolü kurmuştuk. Şimdi de bir bağlantı yapmaya çalışalım. Sizlere client makinalarımı göstereyim. PC1 ve PC2. Bu PC1. Bu da PC2 makinası. Bunları direkt domain e aldım. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Ne firewall'unda bir ayar yaptım. Ne de farklı bir izin tanımladım. Tamamen bunları sizle beraber yapmak istiyorum. Çünkü bazı eğitimlerde önceden hazırlanmış bir şekilde anlatılıyor programların kurulumu. Ama ben bu şekilde olsun istemedim. Tamamen sizle beraber ne hata alacaksam sizle beraber alacağım. Ve onu beraber çözmeye çalışacağım. Böyle bir eğitim olmasını istiyorum. İki tane makinem var. Bunların IP'leri 192.168.55.85 ve 86. Bunlara sık sık bağlanacağız. Ben şimdi tekrardan serverıma geldim. Management serverıma geldim. Ve buradan örneğin örnek bir bağlantı yapalım. Şimdi bu ekranı olaki kapattınız, hemen soldaki bilgisayar ikonundan geliyoruz ve buraya 192.168.55.85 diyorum arkadaşlar. Burada biz Windows NT Challenge Response ve Use Current Logon Credential'ı seçmemiz gerekiyor. Eğer bu logon olmuş kullanıcı bilgileriyle bağlanacaksam bunu seçmem gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Hemen komut satırını açıyorum. VMI diyorum, ben kimim? Satı Administrator. Yani ben kullanıcılara administrator hesabıyla bağlanmak istiyorsam ki bu sunucuya administrator'la logon oldum. NT challenge ve bu tiki tıklamam gerekiyor arkadaşlar. Current logon credential. Hali hazırda logon olduğum kullanıcıyla beraber kullanmak için. Bir connect diyelim bakalım. Aşağıda bağlantının durumunu belirtiyor. Connecting to 192.168.55.85 diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de şuradan bakalım ismi çözüyor mu? Veyahut da pingleyebiliyor muyum? Evet ismi çözüyor ama diyemiyor. Şimdi muhtemelen güvenlik duvarına takılabiliriz. Query System Status. Şu an bağlantı işlemini query'i aldı. Tabii ki pinkleyemediğim, erişemediğim anlamına gelmez. Firewall'da pink kapalıdır. Bundan dolayı olabilir. Bir communication hatası aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Güzel oldu bu hatayı almamız. Şimdi ben size hızlıca ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Buraya bir administrator ile giriş yapacağım. Admin haklarıyla giriş yapmam lazım ki ayarları değiştirebileyim. Windows Firewall ekranını açıyorum. Burada ben direkt firewall'u kapatacağım. Sadece bu ders için kapatacağım. Size bağlantının nasıl olduğunu göstermek için. Özellikler diyorum. Buradan etki alanı profili için kapalı diyorum arkadaşlar. Yani etki alanındaki cihazlardan communication sorunsuz bir şekilde devam edebilsin diye. Bakalım yeterli olacak mı? Tekrardan şurada bu ekranı açmaktansa aynı bilgisayara reconnect yapabiliyorum ve altta görmüş olduğunuz gibi bir ipucu çıkıyor IP'yi gösteriyor evet diyorum şu an firewall'u disable ettiğim için makineye hemen erişebildi ve bana burada bir soru soruyor Daimler Mini Remote Control Service is not installed on 5585 yani burada remote console'un servisi yüklü değil şimdi yüklemek ister misin tabii ki isterim çünkü yüklemezsem bağlanamam. Mini remote kontrolün bağlanabilmesi için arkadaşlar client'lara uzaktan bağlanabilmeniz için ufak bir servisi var. Onun yüklenmesi gerekiyor. Bu servisin farklı deploy yöntemleri var. İsterseniz hiç ekstra bir efor sarf etmeden bağlanmak istediğiniz bilgisayarlara admin hesabıyla bağlanırken tabii ki bağlanacağınız cihazda da logon name'iniz yetkili olmalı. Yani ya Domain admin olacaksınız ki biz domain admin'i böyle operasyonlarda kullanmayı tavsiye etmeyiz. Local administrator oluşturacağız. Bunları da bu, bu, eğitim serisinde göreceksiniz. Ya da lokal bir admin hesabınız olacak. Burada OK dediğim an client makinama bu agent'ı yükleyecek. Install option'a gelelim. Burada farklı seçenekler var. Bu seçeneği seçersem bağlantımı kestikten sonra servisi durduracak. Burada istersen bağlantı bittikten sonra servisi sildirebiliyorum. Ya da servisin default tipi normalde otomatikken bunu manuele çekiyor. Yani bilgisayar ola ki client makinesi restart olduğunda otomatik bir şekilde başlamayacak servisi. Burada da isterseniz bir configuration file ile beraber gönderebiliyorsunuz. Burada configuration dediğimizde bir takım ekstra ayarlar belirtebiliyorsunuz. Bunlara da değineceğiz arkadaşlar. Burada önemli olan noktalar var. Bunları da sizle beraber deneyimleyeceğiz. Şu an ben burayı cancel diyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Direkt yüklemesini istiyorum. Okey diyorum ve şu an copying file diyor. Client makinama source makinamdan agent'ı şu an gönderiyor. Ve bunu yüklerken administrator hesabımla yüklüyor. Benim administrator account'um da satu domaininde domain admin. Aşağıda initializing settings diyor. Ayarlar yükleniyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an ekran geldi. Burada smart sizing dediğimde ekran direkt oturtuyor arkadaşlar. Burada şu an client'ıma bağlanabildim. Yukarıdaki detaylara sonraki videoda değineceğim. Şu an başarılı bir bağlantıyı nasıl yaptık onu göstermek istedim bu videoda da. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.